Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Futbol Menajer'de Adana Demirspor kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada kanalımıza yeni Hemen aşağıdan abone olmayı Videoyu beğenip aşağıda bize destek olabilirsiniz. Adana Demirspor'da geçen bölüm çok kötü bir bölüm yaşamıştık. Şampiyonlar Ligi'nde hiç beklemediğimiz bir sonuç almıştık. O bölümün üzerine o bölümü çektim. Şu an kanalda yayında. Perşembe günü ben de dedim ki izin deyim. Dedim bir tane oynayayım. Bayağı bir geldim. 19 Nisan'a kadar geldim ve şampiyonluk için kıyasaya bir yarış başladı gördüğünüz gibi. Fenerbahçe şurada bir maç kaybı yaşamış gördüğünüz gibi. Konyaspor'a yenilmişler ve onun dışında Süper Lig'de Trabzon'a berabere kalarak puan kayıpları yaşamışlar. Ve ligin bitiminde Galatasaray'la oynayacak, biz de oynayacağız. Gördüğünüz gibi burada zaten gösteriyor. Galatasaray'ın 3 zorlu maçı var gördüğünüz gibi. Bizimse Fenerbahçe ve Galatasaray'la zorlu maçlarımız var. Sivas 9. sırada. Ona emin olamayacağız ama 2 tane kolay maçımız var. Onların bir tane kolay maçı var. Sivas'a değilim. Sivas'la herkes mi oynuyor? Oğlum Sivas herkes oynuyorsunuz. Üçümüz de Sivas'ta oynuyoruz. Şu üç maçı galibiyetle atlatırsa şampiyon yani. Ama bilemeyeceğiz. Belli değil. Hep beraber göreceğiz. Fener bahçe gördüğünüz gibi favori göstermişler biz şöyle bir Puan durumuna gelebilir miyiz? Puan durumunda gördüğünüz gibi bu şekilde. Zaten bu üç takım kapıştığı için bu üç takımı koydu. Başakşehir Trabzon zaten gerilerde kalmış. Gençler Birliği düşme fotosunda şu an Gençler Birliği. Belki bir ihtimal diyeceğim ama düşerler diye düşünüyorum. Buradan kurtulamaz zaten Erzurum gitmiş. Sezon öncesi bakışa baktığımız zaman bize üçüncülük gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Bakalım ikinci mi bitireceğiz? E, Galatasaray şampiyonluk gözüküyor. Gördüğünüz gibi kadro değerine bakacak olsak. Gördüğünüz gibi Süper Lig'de bir beraberlik serisini yakalanmışız. Bakın Galatasaray beraberlik... Simülasyonda beraberlik beraberlik. Sonrasında, bir dakika bizim kritik 3 maçımızda neredeyse beraberlikle sonuçlanmış. Fenerbahçe'ye karşı simülasyonunda yenilmişiz. Sonrasında bir galibiyet serisi yakalayıp e, şurada neredeydi arka arka beraberlik başladı. Yani şu beraberlikler bizim şampiyonluğumuzu çok büyük bir etki etti. Sivas Kupası'na geçelim. Cican Al Hilal'a 13 milyona gitti. 10 milyon peşin 3 milyonu taksit. Yani ben sezon sonu gider diye bekliyordum. Ben orada transfer sezonu açıkmış. O şekilde oldu. Şimdi giden oyuncularda Haris. Haris'e gördüğünüz gibi toplamda 2,5 milyon. Biz 2 milyona peşin parayı almıştık yanlış değilse. Demirovic, Fernandez, Melondo bize bunlar satın alma opsiyonu kullandı ve bize katılıyorlar. Mitrovic de bedel geliyor. bir şey diyeceğim. 1, 2, 3. Ne yapacağız bilmiyorum. 4 tane stoparımız olacak. Nerede? 3 tane stoparımız bir de Enis Destano, 4 stoperimiz olacak. Bu oyuncuların birkaçını kiralık olarak göndermem gerekecek. Şimdi Mitrovic'i kullansak diye düşünüyorum. Dribbling'i düşük. Galatasaray Trabzon karşısında 1-0 kazanıyor. Şimdi bizim de kritik maç. Bu arada al lisansını yükseltildik biz. Bu çok iyi oldu. Bu arada biz al lisansı kazandıkça şimdilik de pro lisans için başvurdum ve yönetim kabul etti. Bir senede seneye kalırsak Adana Demirspor'da pro lisansımızı alıp artık Avrupa'ya açılırız diye düşünüyorum. Zaten birçok kişinin ulusal pro lisansı varken bizim daha yok mu? Evet pro lisansımızı da artık alıyoruz. Fenerbahçe deplasmanda neler olacak? Hep beraber heyecanla bekliyoruz. Sonrasında Galatasaray maçı var. Sivas maçını oynar mıyız bilmiyorum. Bu iki maç belirleyici olacak. Buradaki durum neyse gözükmüyor. Hucum ağırlıklıdan pozitif futbol diyor da. Hucum ağırlıklıya devam edeceğim. Bu taktiğe güveniyorum. Demiroviç son maçlarda iyiymiş. Şimdi Enis Destanoğlu arasında kararsız kaldım. Cihan kanatta olsun. Takımı bu şekilde ayarladım. Birçok kişi olduğum erkeği seviyor gibi takımı bildir diyelim. Ee, yedek oyuncular yani büyük ihtimal bazı şeylerden dolayı ota seçimde seçmemiş olabilir. Bazı oyuncuların 7-8 tane eksik oyuncu var diyor yedeklerde. Hadi bakalım son maçlarda iyi bir performans bu yüzden çıkın ve etkileyin demiş. Motive olanlar var, olmayanlar var. Şükrü, Şükrü kaleci Okan. Okan ne yapıyorsun? Tutsana o topu. İrfan Can. Okan'da kaldı. Cihan ne yapıyorsun ya Cihan? Ya Cihan ne yaptın Cihan ya? Oğlum bir maçta bizi biri yakması olmaz mı ya? Yani böyle bir taktiğe geçeceğiz. Cihan'ın atılması çok kötü oldu. 23. dakika 10 güçe kalmamız çok kötü oldu. Demir Oğuz, güzel bir pas Metehan'a doğru Metehan. İçeri pas hadi işte Mustafa kapı. Çok karışık bir an oldu. Dakika 35 1-0 öne geçmemiz çok güzel oldu. Burada Demir Oğuz, çok güzel bir topu attı. Metehan burada. Çekti topu. Verdi pası içeri. Orkun vurdu. Dönem pozisyon Defans girmişler araya. Mustafa'nın önünde kalınca Mustafa da topu ağlarında buluşturdu. Hadi bakalım dakika 37. E 1-0 öne geçiyoruz. Böyle devam beyler. Böyle devam. ikinci yarı bakalım ne olacak. 10 kişi kaldık. Şu anda direkt liderliğe çıkıyoruz eğer kazanırsak. Kazanmamız lazım. Mayer ortasını yaptı. Direkte patladı. Bu Malik galiba. Tam bilemedim. Malik vurdu. Yine direkte. Yine direk. Konsortasyonu kaybetmeyin beyler. Bir gol daha atın. Rahatlatın. Orkun. Mustafa. Bünyamin hadi Bünyamin Haydi Bünyamin ortan yaptın Arka direk yapma be O Berke bu arada gerçek hayatta Berke Fenerbahçe'den ayrıldı Hayır hayır Berisha 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 Değil mi o çok güzel bir pas attı ama hala maçta bir etkisi yok Ve burada Berisha Defans uyuman ya. Niye uyuyorsunuz ki ya? Gözünü seveyim ya. Bu ne ya? Tam en fazla şutu çeken rakip de yani bu pozisyon nedir ya? Maçta az pozisyonda maç bitiyor ya. Şaşırdınız mı bugün diyor. Bu ne ya? Şaşırdınız mı? Asistan bir yürü git ya. Seni de kazanabileceğimiz maçı kaybediyoruz. Evet geldik Galatasaray maçına. Galatasaray'da bu arada oranlar bu şekilde. Liderliğe oturdu Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynamış olduğu maç şöyle göstereyim. Gollerin ikisi j adındaki bir futbolcadan gelmiş. Forvet sanırsam. Kanat da olabilir bilemeyeceğim. E, güzel bir futbolcuya benziyor. 4.5 milyona getirmişler. Gördüğünüz gibi biz almaya çalışsak bize pahalıya geliyor futbolcular. Berkan Kutlu ve diğer enteresan bir oyuncu da bu forvet sanırsam bu atıyor golü 4-0 kazanıyorlar. Şimdi geriye kalan 3 maç eğer Fatih Terim gidecek gibi söylentiler vardı. Şu an Fatih Terim duruyor. Eğer bugün bize karşı kaybederlerse şampiyon biz olma şansımız yine doğdu. Fenerbahçe puan kaybetmemizin ardına şampiyonluk şansı yine doğdu. Bakalım ne olacak? İlk 11'imiz bu şekilde. Demirovic güzel bir pas atmıştı geçen. Bakalım bugün de bir iş yapabilecek mi? Sürekli sıkı makyaj yapalım Abdülkadir Ömür'e. Ondan sonra oynayın elinizden geleni yapın dedik. Hadi bakalım başarabilirsiniz çocuklar dedim. Bakalım bugün başarabilecek miyiz? Michael, Michael kaleyi denedi. Keşke sağ tarafa doğru atsaydı ama güzel bir denemeydi. Güzel Mustafa kapı söktü aldı. Güzel bir pas hadi bakalım. Orta geldi. Metan vurdu. Dibrovic Son çizgi. Demiruç bugün gole çok yaklaştı da atamıyor. Abdülkadir Ömür sarı kart gördü. Biz yediğimizi direkt kırmızı yeriz kardeş. Sizin gibi sarı yemeyiz. Demiruç yine arka direk. Yine güzel. Orkun, Michael. Michael, Metehan. Aradan bir pasını verirsin. çok güzel. o Demiruç verdi. Mustafa kapı. Mustafa kapı. İşte bu be. kısa takımına Mustafa kapı golünü atıyor. 1-0 öne geçiyoruz dakika 44'te. Galatasaray daha net bir pozisyon olmadı ama biz bayağı bir baskı yapmıştık. Yani bu maçı farklı kazanmamız gerekiyor. Yani cidden kazanmamız gereken bir maç. Ve bu maçta da çok etkili oynuyoruz. Umarım bu etkili futbolun sonunda galibiyeti getiririz. Böyle devam diyeceğim çünkü çok iyi gidiyoruz. Radvan hadi bakalım bir gol daha atarsak çok güzel olacak. Niye? Niye biz böyle goller yiyoruz? Niye? Atakta sanan biz sanıyordum ya. Ben burada Orkun orta açacak falan sanıyordum. Mersi defanstaymışız ya. Morotan aldı attı yani. Cidden çok garip bir şey ya. Çok garip ya. iki maçta var. Ya bu maçı çok iyi oynadık kazanamadık. Can sık ya. Çok iyi oynadık kazanamadık ya. Böyle bir şey olamaz ya. Çok iyi oynamıştık. Demiro için direkt dibinde kaçırdığı iki gol var be ya. Şimdi Galatasaray'la Kupo'da kupada oynayacağız ama yani Demir o kadar iyi futbolun karşısında maça hiç çıkasım yok ve Sivas karşısında simülasyonda 4-1 kazandım ve lige ne oldu biliyorsunuz mu? lig çok enteresan bir şekilde. Fenerbahçe tekrar zirveye oturdu ve kazandığı için Galatasaray berabere kaldı. Son iki maçtır görüyorsunuz beraber kalıyor. Bu arada son üç takım düşmeyi başarmış Gençler Birliği. Erzurum Eyüp düşmüş yani. Galatasaray'da kupa da oynayacağız. Şöyle bir talimatlar diyorum. Hızlı seçim diyorum. Enis Forvet'e geçti. E, kupada bazı oyuncular garip garip yerlerde oynuyor. Çünkü yani öyle bir şeyden dolayı ondan dolayı hiç maça gitmeye gerek yok çünkü bazı oyuncuları istediğimiz gibi oynatamayacağımız için. Uzatmalarda 500 kaçlanıyoruz. Enteresan yani. Özde, Orkun Kökçü 2-1 yapmıştı. Son 2-2 yapmış. Sonra Emre Demirović 97, sonra 102, sonra penaltı. Kökçü derken maç adamı da Michael oluyor. Çifte zaferi kutluyor diyor. Bu sezon neyi kazandık da çifte zafer? Acaba Süper Kupayı mı kazandık? Aynen öyle bir şey oldu. Türkiye Kupası'nda 2 milyon ödül de geldi. Performansı öyle mi için? Golü görüntüle diyelim bir. Nasıl bir gol atmış acaba? Burada Emre Demir vermiş basını. Melondo burada en paslaşarak güzel bir şekilde gol atmışlar. Maçın özetini izleyebiliyoruz galiba da. E, gerek yok e, Demirovuç gol orucunu sona erdi yani gol orucunu bozduğu şeymiş bu bu arada Avrupa Kupası'na üçüncü eleme turundan katılacağız Türkiye Kupası'nı kazandığımız için Kupada gol kralı Cihan Özdilek olmuş gördüğünüz gibi 4 maçta 5 gol atmış asist yok Cihan bizi yaktın tabi ligde ayrı bir konu favori gözüküyoruz bakalım ligde kazansak ne olacak kaybetsek ne olacak evet takımla şampiyonluk konuşması varmış yapalım mı şampiyonluk konuşmasını? Bir zaman bir şampiyonluk konuşması yapmıştım ve kimse inanmamıştı. Evet. Olumlu bir şekilde konuşalım bakalım. O herkes hevesli bir şekilde motive oldu. Hayret. Fenerbahçe Göztepe ile oynuyor. Galatasaray'da Sivas ile oynuyor. İlk 3 içerisinde hangi sırada bitireceğiz? Şampiyon mu olacağız ne olacağız bilmiyorum açıkçası. Şunu uygula diyorum. Ve pozitif futboldan hucum ağırlıklığa çekiyoruz. O hucum ağırlıklı olsun. Önümüzdeki seçim için şöyle şunu hızlı seçim diyoruz. Şimdi sonucu gösterdikleri bir anda her şeyin fişini çekebiliriz. Ama ben heyecanlı olsun diye maça gideceğim. Maç içerisinde takip edebiliyoruz. Şampiyon mu olacağız? İkinci mi bitireceğiz? Üçüncü mü bitireceğiz? Nasıl oynanır? hadi gösterelim diyelim. Hadi bakalım. Hadi, hadi. futbol nasıl oynandığını göstereceğiz. Geçen ay şampiyonlar liginde çok güzel gösterdik. Yani oynuyoruz tamam ama kazanamıyoruz. Yani sıkıntı orada ya da bitiremiyoruz. Sıkıntı orada. Ben bir de gittim Demirovaç'ı, Carlos Fernandes'i. Bunlarla imzaladım sözleş şey, sözleşme imzaladım. Şimdi bakalım ne olacak. İlk atak bizim azımıza gibi. Melon'da uzun bir top. Rakibe güzel bir şekilde verdik. Michael'ın ortası Melon'du. İşte bu Bu ikili sonunda karar gol geçerli. Çok güzel ya. Bu Michael Melon'da ikilisi uzun zamandır bu şekilde bir e, birlikteliği olmuyordu. Ve sonunda bu şekilde arkadan gelmiş adam. Nasıl Fenerbahçe'nin atmaması temennimiz çünkü o Akbaba Kılıpay'a. Göztepe'den şu anda puan almasını bekliyoruz. Biz de farka gitmemiz lazım. Demirov için bizi indirdiler ve Poli kırmızı kart gördü. İşte böyle bak böyle bizim gibisiniz siz de. Direkt kırmızı yiyeceksiniz. Orkun ortasını yaptı. İşte bu be. Aleksandro. sonunda kornerden atıyoruz be. Sonunda kornerden atıyoruz. Süpersiniz diyelim. Evet Orkun burada ortasını yaptı. Aleksandro atıyor 2-0. Hadi bakalım 3. gol mü geliyor? Mustafa, Benko, Demirovic. Benkoş nereden çıktı? Rıdvan. Rıdvan. Son çizgi içeri doğru pas. Penaltı beklentisi var sanırsam. Michael arttırmıştım. Bu sefer de Kökçe Penaltı yokmuş. Masif. İlk yarı skoruna göre biz şu anda şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Böyle devam diyelim. Herkes motive olsun. Çünkü istediğimiz sonuç şu anda geliyor. Sadece Fenerbahçe'nin şu anda puan kaybetmesinden yana Göztepe bir gol... Eh. Evet Kim Minja defanstaki adam golü attı. Aa bir gol daha geldi. 1-1 oldu. Ve bir... hadi be 10 kişi kaldı. Bu kötü oldu. Yani şu an bu maçı bırakıp Dirigo maçı izleyebilsek daha güzel o Demirovic. Yine bir VAR incelemesi var. Burada VAR incelemesine gittik. Acaba sayıldı mı ya? Bir dakika. Sayılık sayılmadığını şimdi göreceğiz sayılmış galiba. Demiro 3, 3 0 yapıyor. Bir yandan gözüm... Aa Fener yine attı ya İrfan Can 69'da. Bir liderliğe geçti bir onlar geçti. Yapacak bir şey yok. Onlar 10 kişi kalmıştı ya. Adamlar 10 kişi kalınca sıkıntı şampiyon olamayacak gibiyiz. Sivas Spor'da arkamızda. Şey Sivas demişim ya Galatasaray'da arkamızda zaten. 3 takım kıyası bir şampiyonluk yarışı oldu ama bizim Galatasaray karşısındaki maçı kazanmamız lazımdı. Maalesef ki o maçı kazanamadık işte. Biz bir ara seri beraberlikler aldık. O bizi yaktı. Her şey bizi yaktı be. Yani ya biz Gazze karşısındaki maçı gördünüz. Yani o maç kaybedilir mi ya? O maçta puan kaybedilir mi daha doğrusu? Maç kaybedilir mi derken? Fenerbahçe karşısında Cihat yaktı diye düşünüyorum. Yani bir sürü bahane var yani de. Cihat e, bu maçta oynamıyor galiba sanırsam. Arada Melon da ya. Bu şekilde kalecene dönen pozisyonda Demir tamamlıyor. Daha oyuncu değişikliği de yapmadı ama çoğu oyuncu. E, metan çok ya. metanın yerine yedek olmadığı için sıkıntı yani. Son dakika acaba bir e, Göztepe gol atar mı? Atar mı diye bekliyoruz. Şöyle bir gözümüz Göztepe'de. Sanırsam şampiyon olamadık. Soy modası diyelim. Aferin çocuklar diyeyim. Başka diyecek hiçbir şey yok. Şampiyon olamadık maalesef ki. Gördüğünüz gibi ikinci olarak bitirdik. Fenerbahçe Süper Lig şampiyonu oluyor. Bir puanla yani en az mağlup olan takımlardan biri de gördüğünüz gibi Galatasaray. Galatasaray da şampiyon olabilirmiş ama seri beraberlikler aldığı için onlar da gördüğünüz gibi kaçırmış şampiyonluk şeyini. Şampiyonlar Ligi'nde varlık gösteremedik. Yine öne demeden gideceğiz. Bir de Avrupa Kupası vardı. iki tane biletimiz var bizim. Üçüncülükten ikinci bitirdik. Şampiyon olabildik olamadık. Çok üstüne düşmediğimiz için de olabilir. O 16 milyon transfer bütçesi vermişler bize. Ya yani şunu artık bir arttırsalar çok iyi olacak. 16 milyon transfer bütçesi ve e, bu arada biz kaç maçtır galibiyet serimiz vardı. Onu da yazacaklar mı? 2.4 ve 16 milyon belirlendi diyor önümüzdeki sezon. Demirovic 2 gol attı dedi. Artık kiralık oyuncular devri bitiyor seneye. Birçok oyuncu kiralık gelmeyecek. Bir tek Michael bizde değil. Michael'ı bir almayı deneyeceğim ama Michael sanırsam alma şansımız var mı? Hadi ya! Oğlum Michael'ın kontratı ne ara bitti? Ya Michael sen kimle sözleşme imzaladın ya? Artık bizde değil çünkü sözleşmesi bitmiş ben bunu hiç dikkat etmedim. Ya yani nasıl ben kaçırırım ben de anlamadım. Ya Michael şu anda kontrat imzalamış kimle imzaladığı da gözükmüyor. Everton'la imzalamış ya. Kaç para alacak acaba Everton'la? İnsan bir bizde kalır ya. Artık Michael hayal oldu. Michael gidiyor be. Evet Adana Demirspor sezon sonu değerlendirmesi geldi. Ona bir bakalım. Transferlerde A sınıf almış Koç A sınıfı. Bu oyuncu B sınıfı Orkun Kökçü C sınıfı. Ya kardeş yerli oyuncudan dolayı aldık. Ne yapalım? Ee, şöyle baktığımız kadarıyla Rıdvan'da C sınıfı. Şunlara geçelim yani. Şampiyonluk, Türkiye Kupası şampiyonluğu diyor. B sınıfıymış. Niye o gözüktü? Grup etapında elendi. B sınıfı çok memnun grupa kaldığımız C sınıfı Süper Lig şampiyonluğu oynanmasından aşırı memnunlarmış. En farklı galibiyet Başakşehir'e karşı olmuş. En unutulmaz maç Trabzon'a karşı olmuş. Türk Kupası'nda da Sakarya sezonun golünü gördüğünüz gibi Orkun Kökçü atmış sanırsam. Aynen Orkun atmış. Bu sezon gelir olarak yani sponsorluk aynıymış. Yayın geliri olarak bir tık arttırmışız. Loca geliri bir tık artmış. Lig Kupa para ödülünde de 20'den 34'e bayağı bir arttırmışız gördüğünüz gibi. Format satışları 4000 forma satılmış bu sezon. Bu sezon ilk 11'i Debro, Cihan yani şuraya bir oyuncu bulamamamız kötü bak yeşil değil. Rıdvan ne yeşil değil ben de anlamadım. İlk 11'imiz bu şekilde. De. Ermedin Demiro en golcü oyuncu olmuş. En çok asist yapan 19. En fazla maçın ödülü alan da Cihan olmuş. Şöyle baktığımız kadarıyla Michael maçan adamı Filip Benkoviç. En yüksek borçsuz bedeli Orkun Kökçü ödenmiş. En yüksek satılan oyuncu Cican olmuş. Diğer istatistiklerde bu şekilde ekranda görüyorsunuz zaten. Adana Demirspor geçirdiği herkes sonrasında kupayı kazanmamış olsa da bile taraftarların gönlünü kazanmayı bildi diyor. Sadona öyle bir başladı ki bu başarıda ulaşmasını engellemek çok zordu diyor. Cumartesi gününden itibaren 30 maçtır yenilmeyerek kulüp rekorunu kırdık bu arada. En az mağlup olma kategorisine e, rekoru kırdık. İki muhalefetle en düşük e, yeni takım rekorunu oldu diyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılması planlanan bir yıldan erken. Kardeş şampiyonlar Ligi'ne katılmayı niye yani? Süper Lig şampiyonluğu oynanılması iki yıldan erken diyor. Garip garip bir hedefleriniz var sizin ya. Şunu da kabul diyelim. Kardeş Notor olumlu Cahit Türk giderken er, e, garip bir sezon öncesi konuşması oldu. Şimdi e, takım istatistiklere bir bakalım. Kadrodaki oyuncuların istatistiklerine bakalım. Ondan sonra gol krallarına bakacağız tabii ki de. Durum bilgisi. Orkun Kökçü 20 maç 14. Onları geçelim de. Asiste 19 asisten Michael olmuş gördüğünüz gibi. Hemen arkasından Cihan, Rıdvan bu şekilde sıralanmış gördüğünüz gibi. Golde en fazla Ermedin Demirovuç atmış. Hemen arkasından Gori. Farklı takımda 18 gol atma başarısı gerçekleştirmiş Gori'yi. Artık e, güzel bir paraya satar mıyız? Acaba iyi bir para verirler mi Gori? Gori hala değerin düşük be. Seni bedel hak getirdik ama yine yani o gole karşılık değerin hala düşük. Michael hemen arkadan takip etmiş. Can yani güzel e, performans sergilemiş ama bizi niye yakıyorsun ki? E, Enis de öyle yani. Başka kimler var? Ortalama olarak da lider Michael tabii ki de. Gol kralları gördüğünüz gibi Berisha ve Demirovic olmuş ikisi de. En çok asist yapan İrfan Can Kahveci. Hemen arkasında Cihan gelmiş gördüğünüz gibi. Bir golle yani bir asist de kaçırmış. Michael da bir asiste kaçırmış. Rıdvan da listede gördüğünüz gibi. En fazla şut çeken Cornelius olmuş gördüğünüz gibi. Bizden sadece Demirovic var gördüğünüz gibi. En fazla maçın adamı olmadı da Cihan olmuş gördüğünüz gibi. 8 maçta maçın adamı olmuş. Michael da 6 maç en fazla şut İrfan Can Kahveci gördüğünüz gibi en fazla pas isabetinde de gördüğünüz gibi birçok oyuncu var. En fazla başarılı topa müdahalede bizden kimse yok. En fazla başarılı çalımda da Rıdvan buraya girmeyi başarmış. En fazla gol yemediği maç sayısında Berke Özer 18 maçta gol yememiş. Bizden Cican da buraya girmeyi başarmış. 8 maçta gol yememiş. Gördüğünüz gibi en az gol yiyen kaleci Cican gördüğünüz gibi 26 maçta en az gol yiyen de zirvede yani. Michael yılın oyuncusu ödülünü almış. 31 maçta 10 gol 12 asist ortalama 7.53'lük bir performans sergilemiş. Berk Özer yılın kalecisi. Yılın defansı Kim gidecek? Yılın orta sahada Michael. Demirovic de yılın forveti olmuş gördüğünüz gibi. Yırıldvan, Bünyamin Balcı, Michael ve e, girmiş. Kardeş yani diğerlere Fenerbahçe'den Galatasaray'dan bir tane futbolcu bile girememiş. Başakşehir'den Emre Mor girmiş buraya. Yeni bir garip olmuş yani yılın takım galatasaray'dan bir tane bir futbolcunun da girememesi enteresan yani ligde iyi bir mücadele ettiler. Atletico Madrid mi Inter mi hep beraber göreceğiz penaltılarda Inter alıyor şampiyonlar ligi şampiyonu oldu onlar Avrupa ligine bakalım Avrupa ligini kim aldı Liverpool Avrupa kupasını almış gördüğünüz gibi bu arada Galatasaray şampiyonlar liginde Lyon'a karşı ellenerek veda etmişti. Uzatmada da West alıyor gördüğünüz gibi kupayı neyse yavaştan bir videomuzun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın hoşçakalın bay bay.